Merhaba değerli izleyiciler, bir İBM sohbetine daha hoş geldiniz. Bugün Renkler Kuşağı'ndaki misafirimiz Abdülgaffar Dereli hocamız. Kendisiyle hedefli yaşamak üzerine konuşacağız. Önce kendisine hoş geldin diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Hocam, hoş bulduk. Cenab-ı Allah mümini dünyaya gönderirken belli kendisine hedefler çizmişti. Bunu Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette görmek çok çokça görmek mümkündür. Müminin en büyük hedefi pek çok yerde rızayı ilahi olduğu söyleniyor. Mümin hedefli olarak nelere dikkat etmeli? Hedefleri neler hedef almalı? Bunları açıklayabilir misiniz hocam? Estağfurullah. Önce küçük bir giriş yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Değerli dostlar, öncelikli olarak özlemle beklenip kavuşulunca da içini doldurmaya gayret edeceğimiz mübarek üç ayları Rabbim ikram etti. Hepinize hayırlı olsun, hepimize hayırlı olsun. İçini razı olacağı amellerle doldurmayı Rabbim lütfeylesin. Üç ayları bizden hoşnut, biz de onun içerisini doldurmuş olarak uğurlamaya bizi muvaffak eylesin. Şimdi gayeli yaşama, hedefli yaşama, müminin hedefi, bu mevzuları ele alıp bugünkü sohbetimizi bununla çerçevelemeye gayret edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de İnşirah Suresi'nde "Ve izâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab" diyor. Eğer bir işi bitirip tamamladınsa hemen başka bir işe yönel ve Rabbinin o konuda ikram edeceği nimetlerini peşine düş, rağbet et, arkasına git. Boş durma, atalet olmasın, boşluk olmasın. Sürekli bir meşguliyet içerisinde yaşamaya Kur'an-ı Kerim davet ediyor. Dolayısıyla kainatta hiçbir şey boşluk kabul etmiyor. İradesi olan varlıklar, bizler hariç, bizlerin de bizim irademize bağlı olanları bunun dışında, irademiz dışı olanların hepsi de vazifesini tam anlamıyla yerine getiriyor. Ne dilimiz tat alma duygusunu terk ediyor, ne kalbimiz çalışmayı terk ediyor, ne sindirim sistemimiz bunu boş bırakıyor. Sürekli bunlar aktif oluyor. Ama bizim kendi yapacağımız işler ve irademizin taalluk ettiği meselelere gelince bunlarda boşluklar oluyor. İşte bu imtihan unsuru dediğimiz şey oluyor. Bundan dolayı Cenab-ı Allah bizi boş bırakmak istemiyor. Sürekli önümüze hedefler, gayeler koymuş. Cenab-ı Hak cin taifesini, onlar da imtihana tabi varlıklar ve insan taifesini yaratırken diğer mahlukattan ayrı olarak bize bir akıl vermiş, bir de aklın yanı sıra rehberimiz olacak peygamberleri, kitapları göndermiş ve bunlarla bizi bir hedefe yönlendirmiş. Bunu detaylı bir şekilde kitapla açıklamış, bazen mücmel, özet olarak açıklamış. Ve bizi bu alanda sürekli tavsiyelerde bulunmuş, bizi hedeflere yönlendirmiş. Baktığımız zaman saygıdeğer kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanı yaratılırken daha ilk başta yaratılış gayesini koymuş. Ne diyor yaratılış gayesi olarak? Ben insanları ve cinleri başka şey için değil, ancak beni tanısınlar, bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Hepimizin bildiği ayeti kerime. Ve burada bize bir gaye, bir hedef koyuyor ve diyor ki ben bu amaçla sizleri yarattım. O zaman siz bu amaca göre kendinizi konsantre edin, organize edin. Ana gayeniz bu. Diğer yapacağınız bütün çalışmalarınızın tamamı bu ana gayenin oluşması için altyapı şeklinde olacak. Yani daha iyi nasıl kulluk yapabiliriz? Karnımız aç, iyi kulluk yapamayız. O zaman bir şeyler yiyelim ki rahat kulluk yapalım.
Efendim, evimiz olmadan kulluk yapamayız işte. Evimizi işte o kulluk yapmaya göre organize eden, işimizi, aşımızı, her şeyimizi o ibadetimizi yapacağımız hale göre organize etmemizi bizlere emrediyor. Ana gayeniz bu diyor. İşte bu cümleden olarak muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizim önümüze bu gayeleri koyduğu gibi Cenab-ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere aynı şeyleri önümüze hedef olarak koyuyor. Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin neleri hedef koymamızı gerektiğini zaten açıklamış. O da ona göre önümüze bir günün içerisine hedefler koymuş, haftanın içine hedefler koymuş, senenin içine hedefler koymuş, efendim ayların içine hedefler koymuş, ömrün içine hedefler koymuş, 100 yıllık hedefler koymuş, bütün bir ömrü içine alan hedefler koymuş. Mesela bir günün içerisinde eğer biz namazlarımızı bir hedef olarak ele alacak olursak, işte namazlar bizim için günün içerisinde 5 defa uğrayacağımız adeta enerjimizi depolayacağımız yakıt istasyonları gibi. O istasyonlara girmeden manevi hayatımızı ayakta tutamıyoruz. Onlara gitmemizi emrediyor. Haftalık hedef koymuş. Bunlar her gün yaptığımız şeyler bizim için yetmeyebilir. Haftada bir cuma dopingiyle, enerjisiyle dolmamızı arzu ediyor. Sonra bunlar da yetmiyor. Mübarek günler, geceler, aylar ve bunlar da yetmiyor. Ramazan ayı bir ay boyunca bizi ibadet-i taatla, oruçla, teravihlerle bizleri hedef koyuyor ve bunlarla dolmamızı arzu ediyor. Şarj olmamızı arzu ediyor. Bunları yaptık, daha yetmedi. Ömründe yapacağın hedefler var. En azından şartlar yerine geldiği zaman ömrümde bir defa hacca gitmeliyim diyerekten hac hedefi koyuyor. Ve onun da ötesinde bütün bir ümmetin ömürlerini içine alacak şekilde içerisine benim dinimin girmediği hiçbir kerpiçten ev kalmamalı diyerekten bize ömrümüzü içine alacak hedefleri koyuyor. Ümmetin ömürlerini alacak hedefler koyuyor. İşte bu cümleden olarak boş bırakılan tek bir kare yok saygıdeğer kardeşlerim. Hepsi önümüze gayeli, hedefli yerleştirilmiş. Ama gel gör işte burada acaba biz bu hedefin neresindeyiz? Biz hedefli yaşıyor muyuz? Hedef demek program demek. Biz programlı yaşıyor muyuz? Kendimize yeterince bir program hazırlayabiliyor muyuz? Ve bu mevzuda herkesi kendi tefekkürüyle, kendi muhasebesiyle baş başa bırakıp size havale ediyorum. Üstadımız Hazretleri buyuruyor ki, atalet sefahetin hocasıdır diyor. Yani boş kalma, bir insanın hedefsiz olması kişinin sefahate düşmesi için yeterli bir sebeptir. Boş adam boş kalmaz. Kendini belki lüzumlu, kendisi için yararlı işlerden boşa çıkarır ama o boşluk boşluk olarak kalmaz. Yerini derhal başka sefih duygular, sefih düşünceler, sefih arzular gelir, işgal eder. Hiç kimse kendini boş kaldım diye avutamaz. Boşluk, atalet, sefahata insanı sürükleyen, götüren en önemli sebeptir saygıdeğer kardeşlerim. Onun için atalet sefahatin hocasıdır diyor. Sefih duyguları çağrıştıran adamın boş işlerle meşgul olmasıdır. Boş durmasıdır. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kişinin boş yalnız bir kişinin dostu şeytandır. İki kişinin üçüncüsü şeytandır. Üç kişi olursa cemaat olursunuz. Allah'ın rahmeti de cemaatin üzerinedir buyuruyor. Demek ki bir adam bomboş kendi haliyle hak ile meşgul olmayı başaramazsa o kişinin hocası, üstadı, yol göstereni şeytan oluyor. İki kişi de kalkıp da bir organize olup bir program yapamazsa onların da üçüncüsü şeytan oluyor. Ama üç olunca üç kişi beraber sapıtmak biraz daha zordur. İşte onların yanına Allah'ın rahmeti gelir ve onlara yol gösterir, ilham eder. Saygıdeğer kardeşlerim,
İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatında hadis diye geçiyor ama bazı yerlerde Hasan Basri Hazretlerinin sözü olarak da geçiyor. Ama ben sözün, hadisin zayıflığını, güçlülüğünü ele almıyorum. İçindeki manayı ele alıyorum. Sonuçta bu manayı destekleyecek çok sayıda hadis-i şerifler var. Şöyle buyuruyor: İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır. Allah'ın kulunu terk ettiğinin alameti, o kulun boş şeylerle uğraşmasıdır. Saygıdeğer kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, alimlerimiz insanların boş kalmamasını, faydası olacak bir şeylerle uğraşmamızı arzu ediyor. Faydası olmayan şeylere gönül vermememizi arzu ediyor. Ama arkasında da diyor ki, Allah'ın kulunu terk ettiğinin alameti. Allah'ın kulunu terk ettiğinin alameti, o kulun boş şeylerle ömrünü geçirmesidir. Lüzumsuz şeylerle. Haşa sümme haşa, başka bir tanrı var da, başka bir ilah var da, onun dünyasına mı bizi gönderecek Allah? Oraya mı sürgün edecek? Haşa, öyle bir yeri yok. Peki terk etmek ne demek? Bizi terk edince biz nereye gideriz? Terk etme o anlamda bir terk değil. Allah ne kafirin, ne müminin, ne Budistin, ne Şamanistin, hiç kimsenin dünyada rızkını, normal gidişatını değiştirmiyor. Güneşini de veriyor, havasını da veriyor, suyunu da veriyor. Allah'ın kulunu terk etmesi demek, o kul artık Allah'ı bulamaz hale gelir. O kul Allah'ı duymaz hale gelir. O kul Allah'ı hissetmez hale gelir. İman zayıflar. Şeytan istediği gibi onu yönlendirir. İstediği yöne at koşturur. Dolayısıyla Allah'ın kulunu terk etmesi, rahmetiyle terk etmesi, inayetiyle terk etmesi, son nefesimizde şeytan aleyhillâne gelip bizim en değerli hazinemiz, bir ömür boyu onun oluşumu için emek verdiğimiz imanımızı bir kırpıda alır götürür ve Allah Teala da bizim o imanımızın sahip çıkılması için meleklerini istihdam etmez, vazifelendirmez, sahip çıkın kuluma demez. Şeytan bizimle uğraşır, didinir ve imanımızı alır gider, Allah muhafaza diyorsun. Sıratta terk etmesi olur. Sıratta bakmaz Allah. Rahmet nazarıyla bakmaz. Mizanda efendim o mahşerin en dehşetli dakikalarında, hesabın sorulduğu yerlerde Allah Teala rahmetiyle muamele etmezse halimiz nice olur? Allah'ın Resulü demiyor mu? Eğer Rabbim beni tutup da merhametiyle affetmezse ben de ibadetlerimle kurtulamam. Peygamberimiz Rabbimizin inayetini bekliyor ahirette. Yardımını bekliyor, rahmetini bekliyor. İşte Allah yardımını kimlerin üzerinden alıyor? Boş şeylerle ömrünü geçiren insanların üzerinden Allah rahmetini alıyor. Allah muhafaza buyursun. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Bunun anlamamızın sebebi, kulun ne dünyasına ne de ahiretine faydası olmayan bomboş şeylerle ömrünü heder eder gider. Dakikalar, saatler, zamanlar, tweetlerle, efendim, televizyonlarla. Geçenlerde bir istatistiki inceledim. Dünyada en çok televizyon seyreden ülkeler sıralamasında zirvede Türk milleti, Anadolu insanı var. Boş şeylerle. Saatlerce o televizyonların önünde ömürlerimizi çürütüyoruz. Sonra da bir şey sorulduğu zaman, ne yaptın ya şu işi? Ya hocam sorma, vakit bulamıyorum. Evet, vakit bulamıyoruz, doğru. Doğru, vakit bulamıyoruz. Ama lüzumlu olan şeylere vakit bulamıyoruz. Ama malayaniyat dediğimiz şeylere, bomboş geçen zamanlara bakınca biz bayağı bir zaman zayi etmiş oluyoruz. Hani eskiden kullandığımız bir tabir var, zede kelimesi. Bir zadeler var, bir de zedeler var. Depremde malını, mülkünü
çoluğunu çocuğunu kaybetmiş olanlara, deprem uğrayanlara depremzede denir. Sele maruz kalanlara selzede denir. Bunun gibi musibetlere maruz kalanlara zede kelimesiyle ifade edilir. Öyle zannediyorum 20. yüzyılda insanlarımız adına veya bizim adımıza böyle bir tabir kullanacak olsak, öyle zannediyorum zaman zedeyiz biz, vakit zede. Vakitleri telef eden, israf eden, vakitleri kaybeden, çok büyük vakitlerimizi ne dünyamıza ne ahiretimize hiçbir faydası olmayan şeylerle telef edip giden insanlar grubuna giriyoruz. Bir gün Üstad Hazretlerine, buradan bizatihi yerinden okuyalım 11. şuadan. Bediüzzaman Hazretlerinin 2. Dünya Savaşı'nı merak edip onunla hiç ilgilenmemesini gören talebeleri tarafından, acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var diye soru soruyorlar Üstad Hazretlerine. O 2. Dünya Savaşı'nda yaklaşık bir 50 milyona yakın insanın telef olduğu, toprağın altına girdiği, devletlerin ortadan kalktığı, yeni devletlerin kurulduğu o kan gövdeyi götüren o savaşlarda Üstad Hazretleri haberleri takip etmiyor, sormuyor, ne oldu demiyor. Soruyorlar işte, bununla ilgilenmenin bir günahı mı var? Bu savaşa hakkında soru sormak, haber dinlemek günah mı? Yoksa da daha önemli bir iş var da ondan dolayı mı bunlarla meşgul olmuyorsunuz diye sorulunca, ona şöyle bir cevap veriyor Üstad Hazretleri. Ömür sermayesi pek azdır. Sermayemiz çok az. Lüzumlu işler ise pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi insanın kalp, mide dairesinden, ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve hatta memleket dairesinden, küre-i arz, nev-i beşer dairesinden tut, ta zihayat ve dünya dairesine kadar birbiri içerisinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Her dairede insanı ilgilendirir. Dün evdeydik, çocuğun birisi dedi ki, baba dedi, bir ülke varmış dedi, Yakutistan diye dedi. O Yakutistan'da işte ıslak bir çamaşırı şöyle dışarıda 2-3 defa sallayınca artık o katı bir cisme dönüşüyor ve öyle don oluyormuş dedi. Allah Allah dedim, yani o kadar kısa. Bir tas suyu dedi alıp yukarıya doğru fırlattığınız zaman o aşağıya buz olarak düşüyor. Hatta kar olarak düşüyor. Allah Allah dedim, ya çok ilginç. Bir bakalım dedim, onunla ilgili bir şey var mı? Ben tuttum. Yakutistan'daki iklim şartlarıyla ilgili -71 dereceye kadar inen iklimini öğrendim. Oranın şeylerini öğrendim. Acaba düşünüyorum, benim ömür boyu Yakutistan'a gitme durumum var mı? Orayla ilgili herhangi bir açıklama yapacağım mı? Herhangi bir şeyim var mı? Lüzum olunca okunabilir. Ama insan bunlara merak sarıyor. İşte benim oraya merak sardığım gibi. Uzaya merak sarıyoruz. Merih'e merak sarıyoruz. Mars'a merak sarıyoruz. Efendim, yeni çıkan elektrikli arabalara merak sarıyoruz. Elon Musk'a merak sarıyoruz. Vesaire vesaire vesaire. Her şeye merak sarıyoruz. İnsanın ilgisi, İnsanın merakı duyduğu her şeye oluyor. İnsan böyle bir varlıkta. Demek ki bu merakımızın peşine takılacak olursa bizim kendi işlerimize hiç ayıracak zamanımız kalmayacak. Bakın Üstad Hazretleri onun için insanoğlunun birbiri içerisinde mütedahil, iç içe girmiş daireler gibi daireleri var. Ve bu daireler kalp dairesi, mide dairesi, ceset dairesi, hane dairesi, mahalle, şehir, vatan, memleket, küre-i arz, nev-i beşer, zihayat, dünya dairesine kadar birbiri içerisinde daireler var. Her bir dairede, her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en önemli vazife, en büyük
ehemmiyette daimi vazife en küçük dairede bulunur. Önce bizim kendimizi ilgilendiren daire var. Tamam, diğerlerini ilgilen ama kendimizi ihmal ettiysek, nefsimizi ihmal ettiysek, ruhumuzu ihmal ettiysek, o zaman o dairelerin bize ne faydası olacak? Ve en büyük dairede, en büyük bizim için artık astronomik diyeceğimiz, o kadar uzak noktalar diyeceğimiz o dairelerde muvakkatan, yani çok geçici bir şey ve ara sıra bir vazife olabilir. Yani öyle bir mevzu, belki de 3 senede bir, 4 senede bir, 2 senede bir vakit gelir de bir mevzu olur veya bir kişi anlatırken ilgisini çekerdi. Sen daha ben okumuştum öyle bir şey deyip veyahut da dinlemiştim deyip bir iki cümleyle bir şey söyleyebilirsin. Ama kalkar da bütün ömrü oraya verirsek halimiz nice olur. İşte devam ediyor. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip bir vazife durumu vardır. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı, yani o geniş dairedeki mevzuların cazibedarlığı cihetiyle küçük dairelerdeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bırakıp lüzumsuz ve mala yani afakı şeylerle meşgul eder. Sermaye hayatını boş yere imha eder. Allah muhafaza buyur. Lüzumsuz, bomboş şeylerle vakit geçer. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur da onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Zulmüne şerik olur. Allah muhafaza buyursun. Çünkü şirki veyahut da zulmü ele alırken bunu sadece zalimin işi olarak ele almıyor da ona meyledenler de o zalimin işlediği günahtan hissesine bir miktar yazılıyor da onlarla cehenneme yaslanacaklar diyor Kur'an-ı Kerim. O zalime meyletme. İnsan ilgilendiği şeye alaka duyuyor. Alaka duyduğu şeye taraf oluyor. Taraf olduğu şeyde onun artısını, kazanmasını istiyor. İşte bunlar. Biz zalime, biz zulme taraftar olduysan hiç ilgin olmayan şeyden bir dünyanın günahlarını sırtına yüklemiş olabiliyorsun. Allah muhafaza buyursun. Bundan dolayı saygıdeğer kardeşlerim, vakitlerimizi hedefli yaşarsak bu durumlara düşme gibi bir helaket, bir hasaret olmaz inşallahü teala. Bir hadisi şerifi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hadisi İbrahim Canan hocamız hadis ansiklopedisinde Kütüb-ü Sitte'de ele almış. Ben Mecmu'u Zevahid'den almıştım. Hadisi Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz. Hatta biz aile olarak hepsine radıyallahu anhum ecmain diyelim inşallah. Hazreti Ali Efendimiz'e de, Peygamberimize de, bütün aile efratlarına da dua etmiş olalım. Kişinin malayanı lüzumsuz şeylerle meşgul olmaması onun İslam'ının güzelliğindendir. Boş şeylerle kişinin uğraşıp durmaması onun müminliğinin, dindarlığının, kişiliğinin, ahlakının güzelliğinin alametidir. O güzel bir insandır, iyi bir insandır. Saygıdeğer kardeşlerim, hedefi olmayan insanlar, hedefsiz yaşayan insanlar ne dünyada muvaffak olabiliyorlar ne de ahirette muvaffak olabilecekler. Burada kıymetli bir abimiz vardı. İş adamı, Türkiye'den buraya gelmek zorunda olan bir abimizdi. Bir gün sohbet ederken bir hatırasını anlattı. Dedi ki, hocam dedi, havaalanına gittim dedi yolcu beklemek için. Havaalanında yolcu beklerken benim beklediğim uçak gelmedi de ondan önce bir İsrail uçağı geldi. Önce onun yolcuları çıktı, arkadan Türk uçağı geldi. İsrail uçağından çıkan yolcuları şöyle karşıdan seyrettim. Biz belli bir bakış açımız var.
Yahudi milleti deyince ve o gözle bakıyorum diyor. Hocam diyor, şaşkın şaşkın yürüyen hiç kimseyi göremedim diyor. Hepsi gayet giyimli, kuşamlı, diri, canlı, ne yapacağını biliyor. Hedefe doğru hızla yapacağı işleri yapıp geçtiler. Ve herkes bir hedefi olduğu belli, bir gayesi olduğu belli, diri, canlı, hedefli insanlar olarak yürüdüler, gittiler. Arkadan bizim Türk uçağı geldi diyor. İndiler hacı dedeler, hacı neneler, hacı amcalar, teyzeler. Daha yürümede dahi bir oraya bir oraya sallana sallana yürümede, efendim yol bilmeme, programsız olmaları, bir oraya bir buraya bakıp durmaları. Ya dedim, Allah Teala dünyada, eğer dünyada bir söz sahibi yapacak olsa, acaba şu uçaktan inen yolcuların temsil ettiği bir topluma mı verir bu dünya temsilini, yoksa şu programlı adamlara mı verir? Benim vicdanım dedi ki, böylesine kendine bile faydası olmayan insanlara dünyayı teslim etse dünyayı da yakar perişan ederler. O zaman Allah onlara dünyada söz sahibi yapıyorsa Allah adaletiyle onlara muamele ediyor. Çünkü yolu olmayan, gayesi olmayan, hedefi olmayan, amacı olmayan insanlara dünyayı versen ne olur? İşte bundan dolayı hedefli yaşama diyoruz. Kur'an bizi hedefli yaşamaya alıştırmış. Bunun donelerini koymuş ama biz bunun hakkını veremediysek Müslümanlığın ne suçu var? Müslümanlık gerekeni yapmış. O zaman biz dünyayı onu bunu değil de kendimize dönüp bakmamız lazım. 1800'ler, 1700'lere ait bir anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu sakın yanlış anlamayın. Ben bunları söylerken kalkıp da birilerini metüsena etmek, birilerini de küçük düşürmek amacıyla söylemiyorum. Peki ne yapmaya çalışıyorum? Bunlardan ders çıkarmaya çalışıyorum. İngilizleri anlatıyor okuduğum o yerde. Diyor ki 1800'lerde, belki 1700'lerde başladılar bunlara ama o tarihlere ait. Bir İngiltere'de evlenecek olan bir çifte İngiliz nikah memuru şunu söylenmiş. Bize 5 çocuk yapacağınıza dair söz vereceksiniz. 5 çocuk. Ve bu söz verdiğiniz çocukların biri annenin yerini dolduracak. Biri babanın yerini dolduracak. Biri İngiltere devletine hizmet edecek. Onun emrinde olacak. Geri kalan ikisi de dünyanın dört bir tarafında İngiltere'nin idealleri adına gittiği sömürgeler var. O ülkelere hicret edecek. Oralarda İngiltere menfaatleri adına yerleşecek, orada kalacak. Buna söz veriyor musunuz? Buna söz veren ailelerin adeta bizim mehire söz vermek gibi, bizim adeta kabul ettim dedirtmemiz gibi bunu söylettiriyor ondan sonra nikahlarını. Saygıdeğer kardeşlerim, bildiğiniz gibi İngiltere yıllarca bazen Vikinglerden çekmiş, bazen Fransızlardan çekmiş. Ben Fransızca kurslarına falan gittiğimde İngiltere-Fransa arasındaki savaşları anlatıyorlar. Yıllar sürmüş. Hatta İngiltere'nin kullandığı kelimelerden binlerce kelime Fransızcadan geçtiğini söylüyorlar. Çünkü yıllarca Fransızların yönetiminde kalmışlar. Böyle bir devlet. Ama toparlanmışlar, derlenmişler. Neden biz böyle hep başkalarının emri altında olalım? Biz dünyaya hükmedelim. Dünyadan soyutlanmış, tecrit edilmiş bir ada ülkesi olan İngiltere'de ideal bir ruh ile halkını organize ediyor, belli hedeflere kilitliyorlar. Doğru dürüst güneşi olmayan bir ülke, ada ülkesi, sürekli yağmurların yağdığı, güneşin olduğu günlerin çok sayılı olduğu o günler, o ülke öyle bir organize oluyor ki dünyanın dört bir tarafında şu anda İngilizlerin olmadığı yer kalmamış. Adına güneşin batmadığı ülke ünvanı verilmiş şu anda. Evet, ben
Avustralya'da kaldım. Ve Avustralya'da kalırken dikkatimi çeken, ibret alacağımız çok şeyleri gördüm. Nedir bunlar? İlginçtir. Avustralya'nın başındaki kişiyi, yani valisini diyelim, cumhurbaşkanı konumundaki kişiyi İngiltere atıyor. Bunu diğer ülkeler de var. Ve bu İngiltere ile işbirliği halinde olan ülkelere Commonwealth ülkeleri deniliyor. Bunların kendi içinde olimpiyatları, sporları, bankaları, para transferleri, kendi içinde dünyaları var. Saygıdeğer kardeşlerim, bunu söylerken onlara bir düşmanlık adına söylemiyorum. Allah aynı Allah. Dünya aynı dünya. İnsanlar aynı insanlar. Beyinler aynı beyinler. Ama birileri organize oluyor. Allah ona koca bir dünyayı emrine amade ediyor. Kıskanmaya gerek yok. Küçümsemeye gerek yok. Onlara kalkıp da kim beslemeye gerek yok. Allah çalışana verir. Sen çalıştın da olmadı mı? Sen gayret ettin olmadı mı? Plan program yaptın olmadı mı? Allah planlı programlı yapana veriyor. Fransız olarak bildiğimiz Edison'u anlatıyorlar. Eyfel Kulesi'ne çıktığımızda Eyfel ile Edison'un mumdan heykelini dikmişler orada bir istişare meclislerinde. Ben de çıkınca görmüştüm onları. Adam 1000'e yakın deney yapıyor ve ampulü bulamıyor. Daha sonra kendisini dostları uyarıyor. Edison, boşu boşuna ömrünü geçiriyorsun. Bu kadar deney yaptın. Sonunda hedefine ulaşamadın. İşte elektriği, ampulü bulamadın. Gel vazgeç bu sevdadan, boş şeylerden diyor. Hayır diyor. Ben boş şeylerle uğraşmadım diyor. Ben diyor boş işte yapmadım diyor. Ben diyor 1000 küsür deneyle bir ampulün yakılamayacağını keşfettim diyor. Az bir şey kaldı diyor. Demek ki diyor hedefe yaklaştım diyor. Ben yakında onu bulacağım diyor. Hedefe kilitlenmiş adam. Ve o hedef doğrultusunda yürürken ampulü de buluyor. Bugün aradan yıllar geçti. Her memlekette Edison'un adı okunuyor. Her memlekette Edison'la ilgili makaleler vardır. Bak biz sohbetimizde onu anlatıyoruz. Dünyanın dört bir tarafında onun adına skeçler, efendim tiyatrolar, efendim söyleşiler ve daha neler neler yapılıyor. Heykelleri dikilmiş her tarafa. Diyeceksiniz ki hocam bizim de mi heykelimiz dikilsin? Ya bizim heykelimizin dikilmesi için böyle bir talebimiz olamaz. Böyle bir şeyin arkasına da düşmeyiz. Ama bizim için de bir Allah razı olsun desinler ya. Hay Allah razı olsun desinler ya. Allah bu insanların dünyasını, ahiretini mamur eylesin diyebilir insanlar. Yani böyle bir dua alabiliriz. O zaman bu duaları almanın yolu malayani ve boş şeylerle vakit geçirmekle olmuyor. Hedefli yürümek de oluyor. Hedefli yaşamakla oluyor. Önümüze kısa vadede, orta vadede, uzun vadede hedefler, amaçlar koyacağız. Geçen bir arkadaşımızı dinledim. Allah ödeyen razı olsun. Hocam dedi, ben dedi hiç boş vakit bulamıyorum. Hele şu pandemi dönemi bana ilaç gibi geldi dedi. Ben dedi 5 yıllık kendime bir hedef koymuştum dedi. Okuyacağım kitaplarımı ayırdım dedi. Bayağı bir faydalı oldu dedi. Bu süreç o hedefime daha kısa bir zamanda ulaşacağım. Yani ben böyle bir hedefi ondan duyunca şaşırdım. Allah razı olsun yani. Bereket bu bizim bir arkadaşımız ve hasbelkader benim de kader birliği yaptığım bir arkadaştı. Çok mutlu oldum. Dün bir hoca arkadaşımı aradım. Ya dedi Gafur hocam dedi vakit yetmiyor dedi. Bir Güney Amerika'ya bağlanıyorum, bir Amerika'ya bağlanıyorum, bir şuraya bağlanıyorum, bir buraya bağlanıyorum. Maşallah dedi vakit yetmiyor. Boş şeye vakit ayıramıyor. Boş vakti yok. Allah razı olsun. Böylesine programlı, organizeli bir çalışma içerisinde olursak Allah neler neler verir. Saygıdeğer kardeşlerim, bir ölünün arkasından ağıt yakacaksak, eğer ağlayacaksak, inleyeceksek, feryat edeceksek, bunu en fazla 3 gün yapabiliyoruz. 3 gün sonrası yok.
Hani bizde zaten şikayet yok ama kalp hüzünlenir, göz yaşarır, insan üzülür. Efendimizin de amcası Hazreti Hamza Efendimiz radıyallahu anh vefat edince Medine kadınlarının toplanıp onun adına Vah Hamza, Vah Hamza diye yas tutmalarından Efendimiz rahatsız olmadı, memnun oldu. Ama bu 3 günü geçmemeli. Yani üzerimizden bir Uhud bile geçse en fazla 3 gün yas tutabiliyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken neyse o programa organize olup onunla dolmamız, onunla olmamız gerekiyor. İşte bu cümleden olarak. Saygıdeğer kardeşlerim, bir araya gelip mazinin bir sürü hatıralarını veyahut da başımızdan geçen sıkıntıları oturup konuş, 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 bunlarla bir hedefe varılmaz. Kendimize gerek manevi hayatımız adına, gerek ibadet-i taatımız adına, gerek dünya hayatı adına, gerek burada yapacağımız işler adına derhal hedefler koyup o hedeflere doğru adım adım yürümemiz gerekiyor. Boş insan olmamamız gerekiyor. Bakın şurada hocamız çok enfes cümleleri var. Bir iki tanesini burada şimdi paylaşmak istiyorum. İşte onlardan birisi. Kararsız insanın bütün enerjisini şeytan kullanır. Kararsız insanın, ne yapacağı belirsiz insanın bütün enerjisini şeytan kullanır. Yine devam ediyor. Takvanın bir manası da plan ve programlı yaşamaktır diyor. Yani muttaki insan kimdir? Muttaki insan bir program yapıp o programa göre hayatını organize eden, yaşayan insandır. Takva ehli insan, programlı yaşayan insandır. Bu takvanın programlı yaşamayla ilgili olan bu açıklamalarını ben başka yerde rastlamadım. Başka hoca arkadaşlarımızın izahlarında, alimlerimizin izahlarında ben görmedim. Bunu hoca efendi söylüyor. Allah ebediyen razı olsun. Programlı yaşama muttakilik alametidir diyor. Yine hocamızın bir cümlesini aktarayım. Rabbimi anlatamayacağım bir dünyada yaşamaktansa ölürüm, bu benim için daha iyidir diyor. Kendini hedefine kilitlemiş ve o hedefe doğru durmadan yürüyor. Durmadan yürüyor. Saygıdeğer kardeşlerim, Eczacıbaşı, Bülent Eczacıbaşı enteresan bir cümle söylüyor. Diyor ki, hayatta başarısızlığın sebebi olarak bir konuda başarısızlık varsa ben bu başarısızlığın sebebini istişare noksanlığında gördüm diyor. Demek ki yeterince istişaresini yapmamışım ve ondan dolayı bu başarısızlık başıma gelmiş diyor. Bakın, organizeli, danışarak, istişare ederek, programlı iş yapan insanlar başarısızlığı kabul etmiyor. Benim programımda başarısızlık var diyor. Yaptığım iş başarısız olmaz diyor. Eğer hakkıyla o programları yapsaydım, istişareleri yapsaydım ben mutlaka başarılı olurdum. Bugün Eczacıbaşı deyince insanların imrendiği noktalara gelmişler. Belli yerlere gelmişler. Türkiye'de söz sahibiler, dünyada söz sahibiler. Bunlar boş insanlar değil. Bizi alıştırmışlar her zaman klişeleşmiş cümleler. Ay efendim onlar şu ekibin için. O ekibin içinde olunca artık herhangi bir şey demeye gerek yok. Öyle mi? Hayır. Bunlar yanlış yaklaşımlar. Burada bir hatıramı daha paylaşayım. Yıl 2004 yılıydı. 2004-2005 o yıllar. Rabbim nasip etti. Bir hacca gitmeyi Rabbim lütfetti. Hacca gittik. Ve orada belki aranızda beni dinleyenlerden bu hac kafilesinde beraber olduğumuz arkadaşlarımız da vardır. Orada bir hoca efendi geldi bize Mekke'yi anlattı. Allah razı olsun çok tatlı anlattı. Biz hepimiz etkilendik tabii o anlatımdan. Sonra da ben program sonrası, onun programı bitince çay faslında dedim ya hocam ben duydum yani biz öğretmeniz anlatıyoruz, talebelere anlatıyoruz. Haccın bir manası da uluslararası çapta bir sempozyum, bir organize, bir konferans.
uluslararası bir istişare. Bütün ümmeti Muhammed oraya gelir ve orada dertlerini konuşur. Ve böylece dünyadaki bütün Müslümanların dertlerine derman aranır bu haç organizelerinde diye anlatıyoruz. Ama dedim ben görüyorum burada her millet geliyor kendi dünyasında yaşayıp çekip gidiyor. Ben böyle bir istişare ortamı göremiyorum dedim. Bana dedi ki istiyor musun sen gerçekten böyle bir organizeyi dedi. İstiyorum dedim. O zaman dedi perşembe akşamı dedi hazır ol dedi seni götüreyim oraya. Hollanda'dan da bir iki arkadaşımız vardı, bir doçent de zannedersem arkadaş. Üç kişi falan hazır olduk. Perşembe günü yatsı namazını kıldıktan sonra aldı bizi ve Mekke'nin Sayfiye yerlerinden bir yere götürdü. Orada bir şeyh efendi hadis dersi yapıyor. Yaklaşık 250-300 kişilik bir grup var ve o grubun içerisinde bizler bir misafir olarak oturduk. Bir kenara oturduk, yemekler geldi. Yer sofrası, yemekleri yedik, kaldırıldı. Sonra da Şeyh Efendi dedi ki, bugün dedi dünyanın dört bir tarafından sözcüler geldi. Bugün dedi dünyadaki Müslüman kardeşlerimizi yaptıkları hizmetlerini, dertlerini dinleyeceğiz dedi. Onun için bugün bize ait olan dersi kısa kesiyoruz ve onlara söz bırakıyoruz dedi ve bir veya iki hadis okundu, şerhi yapıldı. Sonra da gelen misafirlere söz verildi. En uzaktan başladı. İşte Endonezya gibi, Malezya gibi devletlerden gelenler konuştular. Sonra Hindistan gibi, Bangladeş gibi ülkelerden gelenler konuştular. Sonra Irak'tan gelen vardı, o konuştu. Sonra benim aklımda kaldığı kadarıyla Filistin'den vardı gelen o konuştu. Cezayir'den vardı gelen o konuştu. Benzeri yerlerden gelenler konuştu böyle. Bizi de benim de adımı o götürdü, beni götüren arkadaş yazdırmış. Bu da Türkiye'nin temsilcisi diye bu konuşacak diye. Ben tabii böyle bir hazırlığım olmadığı, bir yere böyle bir konuşma niyetiyle gitmediğim için konuşmayı kabul etmedim dedim. Benim burada konuşacak durumum yok şu anda ama dinleyeceğim sadece dedim. Ve konuşmalar oluyor. Dikkatimi çeken şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Saygıdeğer kardeşlerim, Malezya'sından ta Cezayir'ine kadar. Konuşmacı arkadaşlar işte ben şu ülkeden geliyorum, şu cemaate mensubum. Ülkemizde şu problemler var. Bu problemlerin en büyük sebebi dış güçler. Efendim dış güçlerde Amerika, bu namussuz Amerika, bu kafir Amerika, bu şu, bu basıyor kalayı oturuyor. Sonra öteki birisi çıkan hepsi hemen hemen benzeri şeyleri söylüyor. Neyse birisi kalktı konuşmaya, işte bizim dedi bu başımıza gelen içimizde savaşlar var. Bu savaşların en büyük sebebi İsrail. Onların yüzünden bunlar başımıza geldi. Ya Batılıların yüzünden başımıza geldi. Şunun yüzünden başımıza geldi. Ve bunu anlatırken de öyle heyecanlanıyorlar, öyle gerilime geçiyorlar ki ses tonları da yükseliyor. Şeyh Efendi en sonunda mikrofonu istedi. Ya dedi arkadaşlar dedi derdinizi anlıyorum da dedi sanki suçlu benmişim gibi bana bağırıyorsunuz dedi bunları. Ben mi yaptım dedi. Musa Aleyhisselam dedi Tur'dan dedi elindeki Tevrat levhalarıyla geliyor. Geldiği zaman dedi karşısındaki insanların buzağıya taptıklarını görünce Harun Aleyhisselam'a çıkışıyor. Bu nedir ya Harun bu hal diye ve elindeki Tevrat levhalarını dedi yere sertçe bırakınca levhalar kırılıyor dedi. Yani Samiri'nin ve o buzağının yaptığı suçtan dolayı Allah'ın emanet olarak verdiği o levhaların kırılması nedir? Aynen bunun gibi dedi. Yani eğer dedi birileri yaptıysa bize niye bağırıyorsunuz dedi. Suç bizim mi dedi. Falan böyle tatlı bir espri yaptı ve tamamladı insanlar konuşmalarını. Oradaki müşahedemi paylaştım sizlerle. Saygıdeğer kardeşlerim, acı bir tabloydu.
bütün İslam aleminin hemen hemen %70'e yakın temsilcisi olan bir toplantıda Müslümanları dünya muvazenesinde söz sahibi olacak, onurumuzu temsil edecek, insanlarla diyaloğa geçecek ve insanlarla görüşecek, dünyaya proje olacak bir tane proje aktarılamadı. Acı bir tane. Bir tane proje yok. Herkes küfretmeyi proje kabul ediyor. Dış güçleri proje kabul ediyor. Birine suç atmayı, birine hakaret etmeyi, birini efendim düşman kabul etmeyi, bunu İslam'a hizmet olarak ele alıyorlar. Ve ondan sonra da Müslümanlar niye böyle? Ya niye böyle olmasın ki? Ne bekleyebiliriz ki böyle bir toplumda? Böyle bir toplum nereye ulaşabilir ki? Evet, acı bir tablo. Hep problemleri konuş. Halbuki o dış güçler eğer hakikaten öyle bir niyetleri var ve bunları yapıyorsa. Ya kardeşim, Allah onlara duble beyin, duble kalp, duble ciğer, böbrek, dalak verdi de bize hep kek mi verdi? Allah onlar çalışınca onlara verdi de sen çalıştın, vermedi. Biz çalıştık, vermedi mi? Kendimizin ihmallerini, boşluklarını, lemala yani yaşantılarımızı, pür pür boşa giden zamanlarımızı, telef ettiğimiz o zede olduğumuz zamanlarımızı değerlendirdik. Allah vermedi mi bize? Elbette verdi. Vermedi mi? İşte bak şu hizmet azıcık bir şeyler yaptı. Dünya çapında ses getirecek hizmetler önümüze oluşmadı mı saygıdeğer kardeşlerim? O zaman sözü uzatmadan noktalayayım saygıdeğer kardeşlerim. Hakikaten müminin hedefli yaşamalı, gayeli yaşamalı, programlı yaşamalı, kendine bir program çizmeli, ona göre yürümeli. Şartlar değişebilir ama program değişmemeli. Update yapılabilir, hedefler gözden geçirilebilir, usuller, yöntemler değişebilir. Ama müminin programı değişmez, hedefi değişmez, hedefi değişmez. Üstad Hazretleri demiyorum, asır başkalaşmış, efendim insanlar dünyaya talip ve rahip olmuş diyor. Ecel değişti mi? Ölüm değişti mi? Firak bekaya mı kalboldu? Böyle bir şey mi var? E o zaman Allah'ın koyduğu programlar değişmiyor da biz niye kendimizi değiştiriyoruz? Gayemiz istikametinde adım adım yürümemiz lazım. Hedefin arkasından koşmamız lazım. Saygıdeğer kardeşlerim, belki bu mevzuda daha söylenecek çok güzel sözler de var. Ben bunları da buraya almıştım ama fakat bu kadar yeter. Ahmet Hocam da oradan anlamlı anlamlı tebessüm ediyor. Buradan görüyorum yan taraftan. Vakit doldu diye. Bu dolulukta nokta koyalım inşallah. Başka bir zaman denk gelirse yine bazı bıraktığım noktaları orada arz ederiz. Hepinizin 3 aylarını tebrik ediyorum. Mübarek günleri, geceleri tebrik ediyorum. Dualarda biz birbirimize dua etmek suretiyle yardımlaşalım. Hedeflerimize ulaşma mevzuunda da ya Rabbimizden yardım isteyelim. İnşallah Rabbim boş şeylerin kurbanı, mahrumu, mahkum eylemesin inşallah. Âli hedeflerle gayelerimizi donatsın inşallah. Allah'a emanet. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Misafirimiz Abdülgafar değerli hocamızdı. Hedefli yaşama konusunu konuşmaya çalıştık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere demeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız. Başka bir yayında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.